İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van ilinde deprem meydana geldi. Dikenler anısına. Batı Ermenistan'daki Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor. Artsakh Savaşı'nın karelerini çeken bir fotoğrafçının hikayesi. Ermeni harf tipografisi UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV'yi destekleyelim. AFAD'da yer alan bilgilere göre Batı Ermenistan'ın Van ilinin Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 6.59 olarak belirtilirken derinliği 9.13 kilometre olarak kaydedildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem sonucunda herhangi can ve mal kaybı mevcut değil. Batı Ermenistan'daki geniş Ermeni ailemizin sürgün edilenlerin çocukları ve torunları olan her ferdi Türk devletinde acı ve endişe görüyor. Bazıları geri çekilip kabuklarına giriyor, isyan ediyor ve bu doğru. Diğerleri daha ılımlı, sağduyuya yatkın, onlar da haklılar. Kimisi hukukun dallarına tırmanır, kimisi tarihin balonundan asılır, onlar da haklı. Tarihçiler haklı, dini liderler ve politikacılar haklı. Ben de çılgın ve lirik bir hayalperest olarak haklıyım. Ama hepimiz amaçları farklı olan usturaların eşiğindeyiz. Birlikte veya bireysel olarak 106 yıllık yoğun sisi aşmaya çalışıyoruz. Bu da tüm talihsizlikleri ortadan kaldıracak hayali feneri hayal etmemizi engelliyor. En çaresiz ve sabırsız olanlar, değişen yollarıyla dengesini kaybeden ve duyma yetisini yitiren bu dünyaya karşı seslerini yükselten en gerçekçilerdir. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Batı Ermenistan'daki 2206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor. Nemrut'u bu sezon 165 bin kişi ziyaret etti. Ziyaret eden turistlerin %10'unu yabancı turistler oluşturuyor. Sonbaharın son günlerinde son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Dağı'nda kış ayları ile birlikte turizm sezonu kapanıyor. Ancak havaların iyi olması durumunda turistler Nemrut Dağı'nı ziyaret etmeye devam ediyor. Türk aydını, aktivist, İnsan hakları savunucusu, belge yayınları kurucu yönetmeni Ragıp Zarakoğlu'nun yazısını sunuyoruz. Demir Sönmez'i ilkin Ankara'da Dost Kitap Evi'nde çalışan bir genç olarak tanıdım. Daha sonra yolumuz Ankara'dan sonra yerleştiği Cenevre kentinde hep kesişti. Az uğramadım başkanı olduğu Cenevre Halk Evi'ne. Milletler Cemiyeti'nde düzenlenen bir toplantıya Hrant Dink ile birlikte katılmıştık. Demir'le buluşmadan olmazdı elbet. Bir ara Cenevre Sanat ve Tarih Müzesi'nde çalıştı ama işine bir süre sonra son verildi. Sebebi mi? Cenevre'yi ziyaret eden Filistin temsilcisi ile resim çektirmek. Hem de müze görevlisi resmi kılığı ile. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Bilgeliği ve nasihatı tanımak, dehanın sözlerini bilmek. Hazreti Sohoman Süleyman Nebi'nin özdeyişlerinden alınan bu cümle Ermeni alfabesiyle yazılmış ilk cümleydi. Ermenistan Cumhuriyeti UNESCO Ulusal Komitesi'nin resmi Facebook sayfasına göre Ermeni alfabesi ve kültürel tezahürleri UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesinde yer almaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti 1992'den beri UNESCO'nun üyesidir. İlk kez 2021-2025 döneminde UNESCO Yürütme Komitesi'ne katılmak için adaylığını sundu. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV, ülkemizde ve yurt dışında gerçekleşen siyasi, sosyal ve kültürel olaylar hakkında sizleri bilgilendirmeye devam ediyor. Düzenli olarak on binlerce yıllık tarihimizin zengin kültürünü sizlere sunuyor ve açıklıyor. Batı Ermenistan hakkında bu kadar zengin bilgiyi TV ve web sitemizden değilse başka nereden edinebilirsiniz? Öyleyse Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenia TV'nin kalıcı yayını ve uzun ömrünü birlikte sağlayalım.
Bunun için desteğinize ve hepimizin birliğine ihtiyacımız var. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Muşo Gorani ve Gıkeler adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.